Herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Çamlıca TV ekranlarındasınız. Yeni bir ateş başında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta 17. bölümümüzdeyiz. Bir Ramazan'ın 7. bölümündeyiz. Bu anlamda tekrar sizlerle Müslüm Hoca, bir Instagram'ı kontrol eder misiniz sesi? Ses yok. Bu hafta sizlerle İzlet Günleri. Instagram'da da ses yok. Konusuyla İzlet Günleri genel böyle hatlarıyla analizlerini yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ses yok. Hoş bulduk. Tokan tamam biliyoruz onu söylüyoruz. İzleyicilerimize Çamlıca'nın son soğuk mart gecesinde iyi akşamlar izleyelim. Artık ben bunu durdurayım. Yaptırır hesabı. Biz de şu an daha ateşi yakalım mı yakmayalım mı hesabı düşünürken havaların soğumasıyla devam etmemiz gerektiğini fark ettik. Bugün böyle dizi ve filmlere sosyolojik olarak bakalım dedik. Yani toplumsal anlamda etkileri nelerdir, mesajlar biraz onlar üzerinden konuşacağız. Çünkü her şeyin sosyolojik anlamda bir karşılığı bulunuyor. Bir psikolojik anlamda, bir bilimsel anlamda, bir de sosyolojik anlamda karşılığı bulunuyor. Biraz bunu ele alalım dedik. Nedir bu dizi ve filmlerin bizim kişilerde ve toplumda yarattığı etkiler, insanların üzerinde bıraktığı etkiler nelerdir? Yani böyle televizyon, özellikle son yıllarda dizi böyle hepimizin hayatına çokça giren bir kavram oldu. Ve gerçekten çok ciddi maliyetlerle hazırlanan diziler oldu. Yani bu Türkiye'de de böyle, dünya genelinde de böyle. Ve ciddi anlamda bir sektör oluştu bununla ilgili. Çok masumane seyrettiğimiz dizilerin yani gerçekten bu gözle mi bakmak lazım? Bunların altında yatan başka şeyler olabilir mi? Ya da bunların topluma yansımaları nelerdir? Bunları böyle değerlendirmek gerekiyor. Çokça böyle karakterleriyle, vermek istedikleri mesajlarla tartışılan diziler oluyor. Sonrasında da bütün bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman da bu sadece zaman geçirmek için ailece ve arkadaşlarımızla oturup izlediğiniz bir dizi olmaktan çıkıyor, bir mesaja dönüşüyor. Burada da yani her birinde mutlaka bir amaca, bir algıya dönük mü oluşturulmuştur? Mutlaka öyle değil. Yani nihayetinde yapımcılar var, bunu ticari olarak yapan insanlar var. Dolayısıyla da toplumun nabzını tutup ya şu program tutar, şu dizi tutar şekliyle çekilen diziler var. Dolayısıyla bunları bir kısmını belirleyen aslında toplumun kendisi oluyor. Sizin çokça izlediğiniz bir dizi o yönde çekilen yeni dizilerin habercisi oluyor. Sektör oraya kaymaya başlıyor. Şu tuttu demek ki bunun muadillerini çekebiliriz. Bazen de böyle olmuyor. Tam da böyle bir proje olarak, bir kurgu olarak da dizi çekilebiliyor. Yani sizin insanları yönlendirmek istediğiniz bir yer oluyor. İnsanlara vermek istediğiniz bir mesaj oluşuyor. Herhangi bir amaçla ilgili, herhangi bir kaygıyla ilgili ya da herhangi bir düşünceyle ilgili buna dönük bir film çekiyorsunuz. Dolayısıyla da izleyen kişi başta da belirttiğim gibi bir dizi izlediğini, vakit geçirdiğini ya da hoşuna giden bir şeyi takip ettiğini düşünüyor ama bunun onda bıraktığı çok ciddi anlamda etkiler oluşuyor. Bu bireysel anlamda da böyledir, toplumsal anlamda da böyledir. Özellikle diziler özelinden toplum çokça konuşuyor. İşte şu gençlerin hali nedir, biz niye böyle olduk, toplum niye böyle oldu? Ve bir kısmımız tarafından da diziler bunun müsebbiplerinden birisi olarak gösteriliyor. Gerçekten böyle midir? Böyle biraz da onu konuşacağız bu hafta. Dolayısıyla bizim başlığımızdaki gibi diziler bireysel hayatta da toplumsal hayatta da ciddi anlamda etkileri olan yapımlardır. Bu gözle bakmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani insanlar bir diziye başladıkları zaman bir merakla başlıyorlar. Onun tutulup tutulmaması biraz daha oradaki kitleyle alakalı bir şey. İnsanların ilgi ve alakalarıyla paralel giden bir durum. Ve şuna böyle daha çok dikkat ediyoruz. Yani genel anlamda mesela eğitim üzerinden konuşacak olursak liseli gençlerin lise gençlik dizilerine yöneldiklerini görüyoruz. Yöneldikleri bu gençlik dizileri sonrasında sınıf içerisinde bir çeteleşme olduğunu görüyoruz. Sınıf içerisinde bir kız erkek ilişkilerinin sınırlarının aşıldığını görüyoruz. Ya da birbirleriyle kıyasladıklarını, kendileriyle kıyasladıklarını görüyoruz. Bir amaç oluşturuyorlar, bir hedef oluşturuyorlar. Bu hedef ve amaç kesinlikle eğitimle alakalı değil. Sadece onların
arkadaş çevresinde, kendi içlerinde dışlanmamak, küçük görünmemek, aşağılık kompleksine girmemeleri için oluşturdukları bir hedef. Bu hedef üzerinden de ben bunu yapmalıyım, bunu yaparsam mutlu olurum. Evet. Ben bunu yapmadığım için mutsuz oluyorum varsayımlarına varıyorlar. Bizim böyle çokça konuştuğumuz, bir insanın temelini oluşturan dediğimiz ahlakın dizi ve filmlerle gerçekten yerle bir edildiğini somut bir şekilde toplumda görebiliyoruz maalesef. Yani bu çok böyle bazen direkt verilen bir mesaj şeklinde olmuyor. Subliminal bir şekilde aslında mesajlar veriliyor. Evet. Yani bilinç altımızda biz farkında olmadan bir şekilde bir dosya oluşturuluyor. Bu bazen izlediğiniz filmdeki karakterlerin kıyafetleriyle oluyor. Bazen yeme alışkanlıklarıyla oluyor. Bazen davranışlar ilişkileriyle oluyor. Bunun da aslında size subliminal bir şekilde, gizli bir şekilde bir mesaj veriliyor. Evet. Siz bunun yansımalarını daha sonra görüyorsunuz. Burada o bizim çocukluğumuz döneminde yayınlanan bir Ninja Kaplumbağalar filmi bununla ilgili çokça örnek olarak gösterilir. Doğruluk derecesini bilmiyorum ama hani kurgu olarak oturuyor zihnimde. İşte bir pizza firması Türkiye'de şubeler açıyor 1989 yılında. Ve şey olmuyor, yani bekledikleri işte Türk milleti ağız tadına böyle önem verir, yemeğiyle ilgili arası iyidir. Dolayısıyla bu pizzayı da sevecektir mantığıyla kuruluyor. Ama birkaç yıl geçiyor, o şekilde olmuyor. Aradan birkaç yıl geçiyor, böyle dünyada popüler olan bir dizi Ninja Kaplumbağaları. Türkiye'deki bir özel televizyon kanalına piyasa değerinin %10'u bir fiyatla veriliyor. Yani düşündüğünüz zaman bu çok mantıklı bir durum değil. Yani zaten kanal belki onu alacak, belki şey yapacak ama süreç hızlandırılıyor. Ve ben de diziyi sevenlerdendim, izleyenlerdeydim. Donatello karakteri var işte bir şekilde. Bakıyorsunuz ki bir şey oluyor diyor, bir pizza söyleyelim. Hemen bir pizza söyleniyor. İstisnasız hemen hemen her bölümde pizza siparişleri veriliyor. Ve sonrasında bakıyoruz ki pizza yavaş yavaş topluma yerleşmeye başlıyor. Acıktınca çocuklar, pizza kafada bütünleşmiş oluyor. Acıktım tamam eşittir pizza. Yani mesela o çağlarda hiçbirimiz pizzanın yerleşmesini o diziyle özdeşleştirmedik. Evet. Ama sonrasında böyle parçaları birleştirince anlıyorsunuz ki burada aslında size bir mesaj verilmiş. Bu aralarda diziler artık reklam amaçlı da kullanılıyor. Bakıyorsunuz bir sahne oluyor. Bu subliminal mesaj olmuyor artık. Gerçek reklam oluyor. Bir şeyler yapıyor. Tamam diyorsunuz. Bu benim izlediğim reklam sahnesidir. Bu masum olan şeydir. Doğal olandır. Ticari olandır. Gençlerle ilgili böyle bahsettiniz. Dizilerin verdikleri mesajlar üzerinden. Şimdi bunu birçok boyutuyla değerlendirmek lazım. Yetişkinler hangi mesajı alıyorlar, hangi diziler izliyorlar ya da gençler üzerinden yetişkinler boyutundan değerlendirdiğimiz zaman şu an böyle birçok dizide anne baba karakterleri olumsuzda birer karakter olarak resmediliyor. Çocuklarına baskı uygulayan, çocukların işlerini yokuşa süren, onları anlamayan ve bunun karşılığında diğer tarafta sürekli haklı olan bir çocuk profiliyle film resmediliyor, o mesaj verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla da bu zihinlerde anne baba ve çocuk rolüyle ilgili bir şey oluşturuyor, bir algı oluşturuyor. Aynı şekilde şatafat ve lüksle ilgili bakıyorsunuz bu türden bir mesaj şey yapılıyor. Bazen böyle denk geliyoruz, hep zengin hayatlar anlatılıyor, hep şatolar, hep böyle villalarda, deniz kenarında, yalılarda böyle filmler geçiyor. Ve milyonlarca lüks arabalar. Yani bu insanlar ne iş yapıyorlar, bu paraları nasıl kazanıyorlar, zamanları nasıl geçiyor? Madem bütün hayatları bu filmde geçiyor, ya bunların iş hayatları yok mu? Bunlar böyle bir kenara bırakılıyor. Dolayısıyla da ekonomik olarak fakir bir toplum ya da orta direk bir toplum bu şatafatlı hayatlar üzerinden böyle bir şey oluşturulmaya çalışılıyor. Aynı şekilde yine yetişkinler boyutuyla düşündüğümüz zaman birçok çarpık ilişki resmediliyor. Ve bu çarpık ilişki aslında siz farkında olmuyorsunuz ama size anormal gelen, sizin normal bir şekilde kabul etmenizin mümkün olmayan insan davranışlarını ya da normal hayatta karşılaştığımız zaman asla uygun görmeyeceğiniz insan davranışları, ilişkileri zaman içerisinde size normalleşmeye başlıyor. Yani mesela bu toplum, diyelim ki evlilik dışı ilişkileri çok hoş görmeyen bir toplumdayız. Ama
bakıyorsunuz bir karakter, bir film karakteri, bay bayan fark etmiyor. Evlilik öncesi bir ilişkileri var. Bazen evlilik öncesi çocuk, evlilik olmadan bir çocuk durumu oluşuyor. Ve bütün bunların hepsi çok normal bir şekilde film boyutuyla kabul edilip normal görülmeye başlanıyor. Normal şartlarda toplumda bir erkeğin bir kız arkadaşının olması veya bir kızın bir erkek arkadaşının olması anormal karşılaşılan bir şeyken, evet, şu an olmadığı zaman anormal karşılanıyor. Yani eskiden bir kız annesinin babasının yanında kız arkadaşı, erkek arkadaşı olduğundan bahsedemezdi. Evet. Ama şu an getiriyor, tanıştırıyor, görüşüyorlar, görüştüğünden ailenin haberi var. Biz ne ara buraya geldik diyoruz, evet, gerçekten. Öncesinde dekolte, kıyafetler ciddi anlamda ayıplanırken, toplumsal anlamda öyle giyinen kişilere bakılmazken, yüz çevrilirken, gözler kaçırılırken, şu an artık o kadar normalleşmiş ki dekolte giymeyenlere anormal bakılıyor. Evet. Çünkü biz bununla böyle harmanlanıyoruz artık. Ve ben şuna da çok dikkatimi çekiyor böyle dizilerde, filmlerde. İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerinde problemleri çözemedikleri zaman problemi şöyle çözmeniz gerekiyor tarzında yönlendirmeler yapıyorlar. Annen izin vermediyse kapıyı çat çık gibi. İşte eşin seni onaylamıyorsa yüzüğü indir çık. Evet. Veya işte bağır çağır, eşyaları fırlat, pahalı telefonları duvara at. Yani şunu demek istiyor. Sen beni o kadar sinirlendiriyorsun ki benim bu pahalı telefon bile benim gözümde değil. Ben bunu duvara atıp kırarım. Benim hayatıma karışamazsın gibi böyle mesajlar veriyor. Ve insanlar da bir müddet sonra bir problemle karşılaştıkları zaman insani olarak konuşmak yerine çatışarak sorunları çözmeye çalışıyorlar. Evet. Ve bu da zincir halinde böyle çocukların gözü önünde oluyor. İşte gençlerin gözü önünde oluyor. Ve böyle bir domino etkisiyle nesilden nesile bir nevi aktarılıyor. O nesil o diziyi izlemese bile onun etkilerini anne babadan almış oluyor zaten. Yani olay bir süre sonra bir dizi film olmaktan çıkıyor. Çıkıyor, evet. Şeylerde 2000'li yılların başlarında Kurtlar Vadisi dizisi vardı. Orada bir çakır karakteri vardı. Evet. Gerçekten rolünü layıkıyla yapıyordu o zamanlarda. Şimdiki bir Oktay Kaynarca. Hı hı. Ben öldürüldüğü sahneden sonra taziyeler yapıldı. Mevlütler okutuldu. Gazetelere ilanlar verildi. Ölümünden, yani o dizideki ölüm yılından birkaç yıl sonra dahi bu türden şeyler devam etti. Dolayısıyla orada artık bir film olmaktan çıktı olay. Bunun en büyük yansımaları liseli gençler üzerindeydi. Ben o sıra öğretmenliğe yeni başladığım yıllardı. Film cumartesi, perşembe günleri, perşembe günü akşam oynuyor. Ben de cuma günü bahçe nöbetçisiyim. Bahçede böyle duruyorum, geziyorum, nöbet tutuyorum, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ya o zaman tabii şey de vardı, kırk kıyafet zorunluluğu da vardı. Liseli gençler takım elbiseyle geliyorlardı, palto evet, giyiyorlardı. Herkesin böyle palto omuzlarında, omuzun bir tarafı aşağıda. Anlıyorsunuz ki akşam dizi seyredilmiş. Çok ciddi anlamda bu nesli etkileyen şeylerden birisiydi o duruşlar. Evet. Yani yine böyle geçtiğimiz yıllarda bir çete dizisi vardı bir mahalleyle ilgili. Hı. Yani o sıra işte siz yine bakıyorsunuz ilkokul çocuklarından tutun liseli gençlere kadar amblem yaygınlaşabildikçe yaygınlaşıyor. Oradaki hal, oradaki uslup, oradaki söylem gençlerin diline yansıyor. Dolayısıyla da aynı şekilde böyle masumane seyrettiğiniz bir dizi aslında sizin zihninize farkında olmadan bir davranış kalıbı yerleştiriyor. Kesinlikle. Kız erkek ilişkileriyle ilgili böyle bahsettiniz. Özellikle lise dizilerinden, öğrenci dizilerinin bazılarına bakıyorsunuz. Bir liselinin ya da artık ortaokul çağına da iniyor. Bir çocuğun kız arkadaşı yoksa ya da bir kızın erkek arkadaşı yoksa bu ayıplanacak bir durum, bu utanılacak bir durum. Film mütemadiyen size bu mesajı veriyor. Şimdi bunu izleyen gençler 1, 2, 3 dolayısıyla o atmosferin içerisine giriyorlar ve bunu kendi hayatlarında da uygulamak zorunda hissediyorlar. Çünkü bununla ilgili söylemlere maruz kalıyorlar, bununla ilgili eylemlere maruz kalıyorlar. Dolayısıyla olay bir film izlemenin çok çok dışına çıkıyor. Evet. Program öncesi idareci arkadaşımızla hani programın konusunu görüştük. Yani programın konusunda ne var ne yok. Böyle bunları sohbet ederken ne yapmak lazım o zaman? Dizi izlemeyelim mi? Evet, ya da dizileri izlemeyelim mi? Evet. Soru geliyor oraya dayanıyor.
O zaman ne yapalım Saadet Hocam? Ne yapalım hocam? Sizin öneriniz ne olur? Bilinçaltımıza etki edecek her şey için önce bilinç dışımızı temizleyelim. Çünkü bilinçaltını oluşturacak olan şey de bilinç üstü olan şeylerdir. Bizim gece rüyalarımıza giren, uykularımızda bizleri rahatsız eden şeyler, bizim gün içinde yaşadığımız şeyler aslında. Ya da böyle kafaya taktığımız şeyler. Bu bağlamda böyle baktığımızda izlediğimiz, etkileşim halinde olduğumuz, izlemesek bile dinlediğimiz, duyduğumuz, gözlemlediğimiz şeyler bizim bilinçaltımıza yavaş yavaş yerleşiyor, yer ediyor. O yüzden nasıl ki bir alışveriş yaparken, bir ev ilanı ararken, bir araba ilanı ararken filtreleme yapıyorsak, bizim de izleyeceğimiz her şeyi filtreleme yapmamız lazım. Evet. Bu benim için uygundur, bu benim için uygun değildir. Bu ailem için uygundur, bu ailem için uygun değildir. Eskiden müstehcen bir sahne çıktığı zaman küçüğünden büyüğüne herkes gözünü kapatırdı ya da kanalı değiştirirdi. Şimdi artık çok, gerçekten çok normalleşmiş ve bu gerçekten çok rahatsız ediyor. Bu da yavaş yavaş hayanın ve utanma duygusunun elden gittiğinin ifadesi oluyor bir nevi. Bu anlamda filtreleme yapmak lazım, elemek lazım, böyle bir eleğin üzerinde bırakmak lazım. Biz bunu okula giden çocuğu olan ailelere de söylüyoruz. Yani çocuk okuldan geldiği zaman da filtreleme yapın. Her alanda, her yerde bir şeyler var. Çocuğun anlattığı şeylerden bu doğrudur, bu yanlıştır tarzında bir filtreleme yapın. İzlediğimiz, baktığımız, gördüğümüz her şey, kaldı ki bu dizi ve filmler artık televizyondan bizim telefonlarımıza inmiş durumda. Evet. İletişim araçlarının hepsinde bunları artık rastlamak mümkün. Ve izlemediğimiz zaman kendimizi suçlu hisseder oluyoruz. Sanki herkes izliyor, ben izlemiyorum, bende bir eksiklik var gibi oluyor. Ben çağın gerisinde kaldım. Çağın gerisinde kalmışım diye. Bana mesela soruyorlar, takip ettiğin dizi var mı? Var diyorum, bazılarını merak ediyorum, bir başlıyorum, sonra diziye devam etmem gerektiğini unutuyorum. Yani öyle bir gereklilik olması lazım. Dizi devam eder, devamında merak edersin. Ben de o merakı uyandırmıyor, bilmiyorum. Filmlerde böyle, benim biraz daha şey alanım film. Filmlerde böyle tek seferlik izle kapat modundayımdır ben. Onun da izledikten sonra kritiğini yapmalı insan. Evet. Bu film bana ne anlattı? Bu filmden ne almalıyım? Bu filmi önerebilir miyim? Evet. Önerebileceğim bir filmi izlemeliyim. Öneremeyeceğim bir filmi ben de izlememeliyim. Evet. Diziler için de böyle, filmler için de böyle. Bir de böyle dikkatimi çeken şeylerden biri de 25. kareydi. Bu çoğunlukla reklamlarda uygulanan bir şey. Ama dizilere ve filmlere de böyle bilinçaltı, subliminal mesaj tarzında yerleştirilen durumlardan biri. Biz farkında olmuyoruz ama izlediğimiz karede, izlediğimiz sahnede ufacık bir detay, biz görmüyor zannediyoruz ama o bizim bilinçaltımıza kodlanıyor. Mesela bir şamdan, altın renginde, gold renginde bir şamdan, kenarda yanan bir şömine veya işte lüks bir halı, iyi bir halı ya da o anki karakterin, kahramanın saati. O an biz onu fark etmediğimizi zannediyoruz ama o bizim bilinçaltımıza yerleşiyor ve bilinçaltı diyor ki bunlar varsa mutlusun, bunlar yoksa mutlu değilsin. Evet. Şimdi şeyden bahsettiniz, dijital dünyadan bahsettiniz. Ya bu dizilere karşı ya da böyle hani olumsuz bir algı oluşturan, olumsuz bir yönlendirmeye sebep olan dizilerle ilgili ne yapabiliriz bireysel ölçülükte? Burada aslında böyle birçok kişi topu rütüye atıyor. Yani şu diziler niye yasaklanmıyor, şunlar niye olmuyor? Hafta içiydi. Cüneyt Özdemir'in bir videosunu izledim. Yeni bir dizi dedi çıkmış. Televizyonda dizi yayınlandıktan sonra YouTube kanalına yüklenmiş. Ve dizi 10 milyon izlenme sayısına ulaşmış. Şimdi dolayısıyla bazı diziler çıkıyor, sadece dijital platformda yayınlanıyor. Televizyonda yayınlanmıyor. Bunun yolu sizin yasaklamanız, sizi engellemeniz, sizin rütük şöyle yapıyor, şunlar şöyle yapıyor demeniz değildir. Bunun farkında olarak kendinizin seçici olması gerekiyor. Ailenize bu seçiciliği vermeniz gerekiyor. Film izleme ile ilgili böyle yaklaşımınızdan bahsettiniz. Gerçekten biz buna zaman ayırıyoruz. Şu an zamanımızı ayırmamız gereken o kadar önemli şeyler var ki, o kadar zaman ayırmamız gerekirken ayıramadığımız insanlarımız, dostlarımız, ailemiz, işimizle ilgili yapmamız gerekenler var ki, bireysel gelişimimizle ilgili yapmamız gerekenler var ki, biz bu zamanımızdan çalıyoruz. Bizimle ilgili hiçbir olumlu etkisi olmayan, tam tersi olumsuz bir yönlendirmeye sebep olabilecek bir diziyle ya da bir filmle biz zamanlarımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla toparlayacak olursak, bu bahsettiklerimizden böyle yasaklayalım, asalım, keselim değil, bunun farkında olalım.
böyle ailece izlememiz gereken dizi hangisidir? Ya da takip edeceğimiz dizi hangisidir? Ya bu dizinin bize verdiği mesaj nedir? Bunun farkında olalım. Bunun seçiciliğini kendi bünyemizde oluşturalım. Bizim yapabileceğimiz, yapmamız gereken budur deyip ben kendi sözümü noktalayayım. Şu geldi aklıma böyle bir tiple ilgili bahsettiğimizde, disiplin konusunu işlediğimizde şunu söylemiştik. Bir insan kendi kendini disipline edemediği zaman kendisini disipline edecek kurumlara ihtiyaç duyar. Biz kendi kendimizi durduramıyoruz. Kumanda da değiştiremiyoruz. Kapat tuşuna basamıyoruz. Ya diyoruz ki rütük kaldırsın. Rütük kaldırmıyorsa bir bildiği vardır. Yani birinin bizi frenlemesini bekliyoruz. Biz kendimizi frenleyebiliriz. Biz kendimize bu benim için uygun değil diyebiliriz bu anlamda. O yüzden filtreleme yapmak lazım. Yapımcılara ve yönetmenlere sorduğumuz zaman da onlar da bunların toplum üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını, normal izlenilen ve zaman geçirilen bir kurgu olduğunu, hatta insanların kitap okumadıkları için şu kitabın dizisini yapalım, şu kitabın filmini yapalım da bu kitap ne kadar iyiymiş diye düşünüp okumaya yönlendirdiklerini addederek böyle oluşturduklarını söylüyorlar. İnsanlar ticari olarak kaygılara sahipler. Bu bunların işi, bunu yapacaklar. Bizim yapmamız gereken şey az önce de bahsettiğim gibi filtreleme, seçme, eleme yöntemi. Aksi halde çöplüğe döneceğiz. Evet. Önümüze her geleni yersek içimiz çöplüğe dönüyor. Önümüze her geleni izlersek de zihnimiz çöplüğe dönüyor. Evet. Diyorum, ben de noktalıyorum. İnşallah haftaya böyle güzel bir bölümde tekrar güzel bir konuyla sizlerle birlikte oluruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kitle iletişim araçlarını lütfen doğru kullanalım. O yüzden abone olalım ve başkalarının izlemesi için de mutlaka vesile olalım diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İyi akşamlar, hoşça kalın, hayırlı izleyiciler.